Raşitizm, büyüyen kemiğin yetersiz mineralizasyonu sonucu oluşan bir kemik hastalığı aslında. Kemiğin mineralizasyonunu sağlayan iki tane madde var. Biri kalsiyum, biri fosfor. Bunların vücut dokularındaki hareketi D vitamini sayesinde gerçekleşiyor. Bizim D vitamini kaynaklarımız, en büyük kaynağımız güneş. Gıdalarla da dışarıdan alım olabiliyor ya da ilaç şeklinde alabiliyoruz ama gıdalarda çok çok az D vitamini var. Doğal olarak alma ihtimalimiz biraz düşük yani. Doğumsal olan tip kötü beslenen, depoları eksik olan annelerden doğan bebeklerde rastladığımız raşitizm tipi. Diğer prematüre doğanlarda da raşitizme çok sık rastlıyoruz. Çünkü erken doğdukları için zaten depoları eksik doğuyor prematüre bebekler. Ve büyüme hızları çok fazladır prematürelerin. Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde D vitamine ihtiyacı özellikle arttığı için prematürelerde çok sık rastladığımız bir şey. Ayrıca inek sütü ve anne sütüyle beslenen bebeklerde yine bu sütlerin D vitamini içeriği çok düşük olduğu için D vitamini takviyesi yapılması gerekiyor. Takviye yapılmadığı zaman raşitizm bunlara bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında dışarıdan alım ya da depo yetersizlikleri dışında karaciğer D vitamininin vücutta aktifleştiği yerler vardır. Karaciğer ve böbrek gibi. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında eğer D vitamini aktifleşemezse vücutta kullanılamaz ve bu da yetmezliğe ve raşitizme neden olabilir. Bağırsaklardan emilimi bozan durumlarda yine D vitamini eksikliği olabilir. Son olarak bir de bazı antiepileptik ilaç kullanımları D vitamini eksikliğine neden oluyor, ilaç kullanımına bağlı.